tedavi edilebilen bir durum değildir. Bizim burada hastalara bunun menopoza kadar onunla birlikte olacağını belirtmemiz gerekir. Bizim burada tedavi ettiğimiz polikistik over sendromunun hastada oluşturduğu şikayetler ve bulgulardır. Bu nedenle de oluşturduğu bulgulara göre, yani daha doğrusu aslında yaş dönemlerine göre tedavisi edilir. Mesela adolesan dönemdeki bir genç kız bize adet düzensizliği ile başvurduğu zaman tedavimiz onun adet düzensizliğini düzenlemek şeklinde olacaktır. Veya üreme çağındaki bir kadın çocuk sahibi olmada bir zorlukla bize başvurduysa tedavimiz ona yardımcı, onun yumurtlamasını artırıcı yönde bir tedavi olmalıdır. Daha ileri yaş dönemlerinde ise şeker ve lipid metabolizması bozukluklarına bağlı kalp damar hastalıkları olabileceği gibi bu sefer de tedavimiz bu yönde olmalıdır. Tedavi edilmediği takdirde mesela çocuk sahibi olmak isteyen bir kadında, ki bu çocuk sahibi olmak isteyen polikistik overli hastaların birçoğu aslında hiçbir şey yapmadan gebe kalır. Büyük bir kısmı birinci veya ikinci basamak yumurtlama tedavileriyle gebe kalabilir. Yaklaşık 1/10'luk, yani %10'luk bir kısmı ise ileri üreme tekniklerine ihtiyaç duyabilir. Yani tedavi edilmediği takdirde çocuk sahibi olamama, düzensiz adet görme, kilo artışı, şeker bozukluğu, kolesterol bozuklukları, kalp hastalıkları, damar hastalıkları gibi ileri boyutlara ulaşabilecek problemler yaratabilir. Ama bizim için tedavinin her aşamasında en önemli şey kilo kontrolüdür.